Hamas güçleri çok rahat şekilde dozerlerle gelip sərhədi sındırırlar, kəsirlər, saatlerce sürür bu. Ondan sonra delta planlarla, paraplanlarla bunlar İsrail arazisine geçirlər. Ben bu niye görmürdü? Bunu görmürdüler mi yoksa bunu görmezden geldiler ki bu savaş, yani bu hücuma revaç verdiler? Sanki gözə görünməz bir güc Həmasa hücum etmək üçün bir yol açdı. Bu sözleri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Profesör Aydın Novruzoğlu söylüyüb. İsrailin əlində böyük güclərin, dronların və sərhəd boyunca kameraların olmasına baxmayaraq, Həmas gücləri rahatlıqla sərhədli keçə biliblər. Sanki bu hücum əvvəlcədən bəzi güclər tərəfindən planlaşdırılmışdır deyə o əlavə edib. Netanyahu əslində çox şeyi burada kaybedecek və mən inanıram ki çox qısa bir süreçte Netanyahu hükümet düşecek. Çünkü sanki bir göze görünmez bir el Hamas'ın bu hücumunun yolunu açtı. Yani bakın İsrail'in elinde siper güclerin olması, dronların olması, müxtəlif kameraların olması, sərhəd boyu bakmayarak Hamas gücləri çok rahat şekilde dozerlerle gelip sərhədi sındırırlar, kəsirlər, saatlerce sürür bu. Ondan sonra delta planlarla, paraplanlarla bunlar İsrail arazisine geçirlər. Ben bu niye görmürdü? Bunu görmürdüler mi yoksa bunu görmezden geldiler ki bu savaş, yani bu hücuma revaç verdiler. Ve bu da İsrail'in içinde de olan birçok güclər, yani Netanyahu hükümetine karşı olan güclərin bence boy göstermesiydi. Elbette ki Amerika öz çıxarları için bundan istifadə edecekti. Ama burada savaşın kimin tarafından başlaması yok. Bence bu savaşın haraya yönelebileceği daha çok meşgul etmeli. Çünkü savaş eğer lokal olarak bir neçə gün ərzində bitərsə, bu Amerika'nın işine yarayacak ve Amerika bunun yani Netanyahu hükümetini görevden gitmesine çalışacak. Ama eğer Amerika daha da ileriye gidip İran da bu işin içine sokmak istese, bu aydın mesela ki İran bu Hamas'ın arkasında duran en büyük güçtür. Bu zaman regionda çok kanlı savaşlar yani baş kaldırabilir ve Amerika İsrail güclərinin Gazze sektoruna girmesi çok büyük felaketlere getirip çıkarabilir.